Ana caddeye en yakın olan Salıncak'mış arkadaşlar. En uzak olan ise Kaydırak'mış. Ortada o zaman bir de ne var? Tahterevalli. Dolayısıyla bunlardan ara sokağa en yakın olan Kaydırak, sonra Salıncak, sonra da Tahterevalli olacak arkadaşlar. K, S, T sırası nerede var? B şıkkında. Homojen karışım yapılmış A ve B gibi arkadaşlar. Sonra bu A ve B de karıştırılmış. Süt tozu oranı soruluyor. Dolayısıyla formülümüz neydi? Yüzde çarpı miktar artı yüzde çarpı miktar eşittir. Toplam miktarımız artık 50 gram çarpı x. Sıfırlar her iki tarafta da var. Sadeleştirelim. 160 artı 180 eşittir 5x. Buradan 340 eşittir 5x. Yani x arkadaşlar 68'miş E şıkkı. Şimdi ABCD, ABCD olursa simetrik gün demiş arkadaşlar. Bir de bu bir ayda 40 gün, bir yılda 9 ay var diyor. Yani normal 30 gün ve 12 ay üzerinden gitmeyeceğiz. Şimdi 20.07.2007'den itibaren en erken simetrik zaman ne zaman olur arkadaşlar? 20.08.2008'de bakın. Yani tek tek düşünmeye gerek yok. Daha erken olamaz. Çünkü şurasıyla şurası aynı olması lazım. E yıl değiştiğine göre mecburen en az 2008'de olur. Dolayısıyla 20.07.2007'den 20.08.2008'e kadar kaç ay geçiyor arkadaşlar? 1 yıl 1 ay, yani 10 ay. Dolayısıyla 10 çarpı 40'tan cevabımız 400 oldu. C şıkkı. 6.7.10, 18, 14 ve 48 ton kapasiteli 6 deponun 5 tanesini dolduracak buğday ve arpa ile koyduğu arpa miktarı buğday miktarının 5 katı. Bakın şimdi. Buğday miktarına B dersek, arpa miktarına da 5B dersek o zaman bunların toplamı 6B. Yani 6'nın katı bir sayı olması lazım. Haliyle 6'nın katından fazla olanı çıkarmalıyız. 6'ya tam bölünmeyeni. 10, 14, 24 toplamları 6'ya bölünür. 18 zaten 6'ya bölünüyor. 48 6'ya bölünüyor. 6 da 6'ya bölünüyor. 7 bu işi bozuyor bakın. Eğer bu olmazsa geriye kalan sayıların toplamı gerçekten 6'ya bölündüğü için cevabımız B şıkkı olacak. 7'ye gitmemesi lazım tam bölünmesi için. Aslında gördüğünüz gibi bir bölme sorusu. Bu uzunluk sorularında dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar, nereyi başlangıç kabul edeceğiniz. Ben genelde bu aracın baş kısmını başlangıç kabul ediyorum. O zaman tamamen geçmesi için ne olması gerekiyor biliyor musunuz işte? Yine aracın baş kısmına göre mesafe almanız lazım. Şimdi bu tam geçmesi için bakın arka kısmı şu arkadakinin önüne tamamen geçti. O zaman 7 kilometre, 600 metre, bir de kendi boyu da var 400 metre. Yani aslında bu 8 kilometreyi aşmak zorunda. Bunların aralarında 8 kilometre var gibi düşüneceksiniz. Bakın noktasal göstereyim. 8 kilometre böyle. Bu A noktasından B noktasına geldiği zaman tamamen geçmiş olacak. Dolayısıyla 8 bölü 32. Buradan da arkadaşlar 1 bölü 4 saat, o da 15 dakika yapar. Neden başlangıçtan başlangıç noktasını alıyoruz derseniz, bu normal aslında gerçek olması gereken bir şey. Siz arkadaşlar belli bir başlangıç noktası belirleyip onu referans alarak uzaklık bulursunuz, aklınızda bulunsun. Arka noktayı alamaz mıyız? Alırız tabii ama yani alışkanlık gereği burada başlangıçtan başlangıca gitmek daha güzel geliyor bana. Bu aslında kalan bulma sorusu arkadaşlar. Birinci çark 5'te 1 başa döner. İkincisi 6'da 1 başa döner. Üçüncüsü 9'da 1 başa döner. Dördüncüsü de 10'da 1 başa döner. Yani siz bunu 121 birim yukarı gönderdiğiniz zaman 121'in 5 ile bölümünden kalan 1'dir. Dolayısıyla 1 birim yukarı gönderdiğinizde ne olacak artık? 4'ü göreceksiniz. Yine diğerinde de bakın 128 birim aşağı ya, bunun 6 ile bölümünden kalan nedir? 2. Haliyle arkadaşlar aşağı olduğu için 2 var. Sonraki sayına geliyor 3. Aynı şekilde devam ediyorum bakın. 234 sayısının 9 ile bölümünden kalan 0. O zaman yine burada başa dönecek arkadaşlar. Yani 8'i göreceğiz. Şimdi son olarak 317'nin 10 ile bölümünden kalan nedir? 7. Dolayısıyla arkadaşlar burada 7. Nereye doğru gidiyoruz bakalım? Aşağıya doğru gidiyoruz. O zaman 8'i göreceğiz. Sonra 7, 6, 5, 4, 3 ve 2 arkadaşlar. Dolayısıyla 4.382 sayısını okumuş olacağız.
Alev şöyle arkadaşlar alıyor bakın. Birincisi diyelim böyle, ikincisiyle ucuca geliyorlar. Bu ilk alev alan olsun. İkincisi de alev alır. Çünkü arkadaşlar yanıcı uçları ucuca geliyor. Eğer diyelim bu birincisi alev aldı. Böyle yandı 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 yandı. Başka bir tanesinin de diyelim burada ucu var. Ucu alev kısmına denk geldiği için bu da yanar. Ama şöyle yanmaz bakın. Bir tanesi var. Bir tanesi de böyle oldu. Bunlar bakın bu yanıyor ama buraya geçmiyormuş. Mantığı buymuş, tamam mı? Dolayısıyla şu kırmızı yanmaya başladığında ucu denk geldiği için yanar. Yine yanıcı ucu denk geldiği için yanar. Burası yanıcı uç denk geldiği için yanar arkadaşlar. Sonra bu yanınca bakın bunun yanıcı ucu denk geldiği için evet. Ve bakın yine burası, burası bunlar hep yanıcı uçları denk geliyor. Sonra bakın bunun ucunda yanıcı uç denk geldiği için bu da yanar. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi arkadaşlar yanmayacak. D şıkkı. 3 yol aynı renkte ise yönünü değiştirmeden hareket ediyor. 3 yol aynı renkte değilse bu yollardan rengi diğer ikisinin renginden farklı olan yol boyunca hareket ediyor. Göstereyim bakın. Diyelim bu ikisi mavi olsun. Bu da böyle yeşil olsun. Diyelim bu nerede şimdi? Şurada olsun. O zaman yönünü yukarıya doğru çeviriyor. Farklı olana gidiyor. Göstereyim bakalım burada şimdi size. Başladı. O'dan geldi. Burada arkadaşlar bakın iki tanesi yeşil, turuncudan devam edecek o yüzden. Sonra devam edecek arkadaşlar. Yeşil farklı yeşile gitti. Geliyor turuncu, turuncu, turuncu. Üçü de aynı yoluna devam ediyor. İki yeşil, bir turuncu, turuncudan devam edecek. Sonra bakın iki yeşil, bir turuncu, turuncudan devam edecek. İki turuncu, bir yeşil, yeşile gitti. Ve arkadaşlar şimdi iki turuncu, bir yeşil, yeşilden geçecek. Sonra yeşillerin hepsi zaten devam ediyor. Burada iki turuncu bir yeşil var, yukarı çıktı. En sonda iki yeşil var, turuncudan çıkacak. Yani D'den çıkacak, D şıkkı. Şişe dam doluyken arkadaşlar bir tane daha şişe almış. Yarısını diğer şeye boşalttığını düşünmüş. Mesela bakın şimdi. Bu birinci şişeden almış. İkinci şişeye boşalttığında görüntü böyle olmuş. Ama bu olmaz. Niye biliyor musunuz? Şurası bakın yarısı. Ama burası yarısından daha azdır. Çünkü şu kadarlık bir boşluk oldu. O yüzden bir olmaz. İkincisinde zaten buralar bakın silindirik. Evet, görüntü aynı. Dolayısıyla yarısıdır. Yine üçüncüsünde arkadaşlar görüntü aynı. Yarısıdır. Bu yüzden D 2-3 olur. Bu soruda 2-3 yapan da çok olmuş olabilir arkadaşlar. Yani bir an dikkatsizlikle hataya sürükleyecek bir soru. Şimdi bakın şöyle. A, B ve C, D'yi ele aldığımız zaman ikinci adımı da yazalım bence. E, D ve buradaki A, C'yi de görelim. Şimdi 4 tanesi arkadaşlar aynı, bir tanesi farklı. A, B, C, D'de sol taraf ağır basıyormuş. C'de yukarı çıkıyormuş. İkincide de yine sol taraf arkadaşlar bu sefer yukarı çıkıyor. Sağ taraf ağır basıyor. Bu ne olabilir şimdi? Birincisi A bunlardan farklı olabilir. Bakın. Burada gördüğünüz gibi A farklı olduğu için ve A bunlardan daha ağır olduğu için bunu aşağı doğru çekiyordur. Geri kalan B, C, D, E eşittir arkadaşlar. Ama ikinci ihtimal şu da olabilir. Belki arkadaşlar burada D hafif ve diğerleri daha ağır. Çünkü D bakın burada ortak nokta ve beni burada şüpheye düşüren bu durum oluyor. Mecburen D arkadaşlar hafif olup A, B, C, E eşit olabilir. Ama her durumda burada ne oluyor bakın? B ile C eşit geliyor. Dolayısıyla A mı D mi ağır bilemem. Hangisi hafif bilemem. Ama en azından bildiğim bir şey var ki B ve C eşit ağırlıkta. O da yalnız 2B şıkkı. İki tane ürün olsun arkadaşlar. Nereden anlıyoruz? Bir tanesi ucuz, bir tanesi pahalı demek ki. Bunların fiyatlarına kesirlerle uğraşmamak için 100x ve 100y diyelim. Normalde hepsine indirim yapmış arkadaşlar %20. Bu da 80x, bu da 80y olsun. Sonra ucuz olanı ben x olarak belirleyeyim. Pahalı olan da 100y olsun. Ucuz olan üzerinden de arkadaşlar bir daha indirim yapmış 125. 80'in %25'i ne demektir? 20. Dolayısıyla 20 daha indirim yaptı 60x. O zaman son durumda burada 40x'lik bir indirim var. Burada da 20y'lik bir indirim var. İndirim miktarları birbirine eşitmiş bakın. Oranlar birbirine eşit değil ama indirim miktarları aynı. Dolayısıyla 2x eşittir y geldi. Artık y gördüğüm yere 2x yazarsam burası 160x oldu. Ödediği fiyat 60x
artı 160x 220x eşittir 22'den x 1 bölü 2 oldu. Peki indirim fiyatı neydi? 40x, şey 1 bölü 10 pardon. İndirim fiyatı arkadaşlar 40 çarpı 1 bölü 10'dan 4. Zaten eşit indirim yapmıştı. 4 çarpı 2'den toplam 8 diyeceğiz. Sakın 4 demeyin. Neden? Burada 20 yıllık bir indirim var. O da 40x'e eşitti. O yüzden bu da 4.